Merhaba, ben Mirela. Mirela Tirita markasının kurucusu ve kreatif direktörüyüm. Bugün Listinye'deki evimizdeyiz. 3,5 senedir yaşadığımız evimiz burası bizim. Brüksel, Paris ve İstanbul arasında mekik dokuyarak yaşadığımız bir hayatımız var. Bu evimizde diğer evlerimiz gibi bulunduğumuz şehrin içinde, o şehrin olduğu kadar o mahallenin enerjisini taşıyan bir ev. İstanbul'daki evimiz yine birçok anısı olan eşyalarla ve dünyanın birçok yerinden toplayıp getirdiğim eşyalarla dolu. Genel anlamdaki hissiyatı konforlu, dolu dolu yaşayan, paylaşıma çok açık, keyifli ve yaşayan detaylarla dolu bir ev diye özetleyebilirim. 10 yaşımdan itibaren İstanbul'da yaşayan biriyim ve İstanbul'a ilk geldiğim zaman Boğaz'ına aşık olduğumu hatırlıyorum ve bendeki bu İstanbul Boğazı aşkı her geçen gün hatta artarak devam edebiliyor diyebilirim. Boğaz'a olan tutkumun en büyük sebebidir bu evi seçmem. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdiğim zamandan itibaren aslında hep Yeniköy ve İstinye'de yaşadım ve bunun da sebebi yine manzaraları oldu evlerimin. Bu evin de en sevdiğim alanı burası. Bundan dolayı çok şanslıyız ki çok güzel bir manzaramız var. Oturma alanı ve dışarıdaki balkonumuz en sevdiğim alan. Fas kültürüne karşı bir zaafım olduğunu söyleyebilirim. Çok sıklıkla gittiğim bir yerdir Marrakeş özellikle. Ve oradan özellikle sofralarımda kullandığım çok fazla eşyalar vardır. Ama daha da önemlisi en çok zaman geçirdiğim alan diyebileceğim balkonum. Balkonumdaki halıların tamamı ve minderlerin tamamı Fas'tan getirdiğim halılar ve minderlerdir. Biz o alanın üstünde özellikle kız arkadaşımla beraber çok uzun saatler keyif alanı olarak kullanırız orayı. Buraya aitse birkaç eşyamın hikayesinden bahsedecek olursak, bu alanda arkamda görmüş olduğunuz maskeler. Eşim Afrika'da, Kongo'da yetişmiş, büyümüş biri, 13 yaşına kadar orada yaşamış biri. Dolayısıyla Afrika'daki azınlıkların ve birçok farklı topluluğun, küçük toplulukların kültürlerini incelemiş ve bunlara hayran olmuş biri. Biz tanıştığımızda bu tarafımızın ortak olduğunu anladık ve aynı hayranlığı paylaştığımızı fark ettik. Bu maskeler bu kabilelerin gerçek ritüellerinde kullanılan maskelerden bazıları. Dolayısıyla her birinin bir hikayesi ve her birinin bana göre ruhani bir gücü var. Evimin en kuvvetli aurasını oluşturan parçalar onlar gibi hissediyorum. Benimle bir bağlantılarının olduğunu, dolayısıyla eşimle bir bağlantılarının olduğunu hissediyorum. Bundan dolayı çok değerliler benim için. Dışında aslında her bir eşyası bir hikaye barındırıyor bu evin. En ufak örneği bu tesbihi ben Çin'de Guangzhou'da çok sevdiğim, uğruna inandığım bir tapınakta almıştım. Oradaki bir dua esnasında birinin elinde olduğunu ve bu gibi eşyaların aslında satıldığını öğrenmiştim. Araştırıp üstünde Buda yüzlerinin birçok mimiye hakim olan, yüzlerini taşıyan bir tesbih bu. Bana iyi geliyor dokunduğum zaman. Bunun gibi aslında dediğim gibi birçok hikayesi olan parça var. Zevkin, gustonun birçok şeyi barındırdığını ve birçok şeyin bütününden oluştuğunu düşünüyorum. Moda tarzımın, tasarımcı kimliğimin, ev dekorasyonunda kullandığım renk gamının, bunların hepsinin karışımında aslında çok kendimi görüyorum. Bundan dolayı evde gördüğünüz şeyler sadece seyahatlerimden topladığım eşyalar ve benim için değerli olan detaylar değil. Aynı zamanda ben örneğin bir şapka ve hasır çanta tutkunuyum. Bu gibi aksesuarlarımı da evin dekorasyonuna dahil etmek fikri gelmişti bir gün aklıma. Çünkü hem çok kullanışlı buldum, hem daha rahat bir şekilde o alanı kullandığımı fark ettim. Hem de kendimi gördüm o duvarda diyebilirim. Ve her sabah o duvarın yanından geçerken kendimi daha evimde hissediyorum diyebilirim. Bu benim ikinci kızım, Yin Yang. Kendimi bildiğim bileli hep hayvanlarla büyüdüm. Hep evimizde
kediler, köpekler, kaplumbağalar, tavşanlar. Bütün ailem çok hayvan aşığı bir aileydi ve hep böyle yetiştirilme şansına sahiptim. Şimdi bir kızım var, Sienna Rose, 3 yaşında. Sienna Rose'un yanında ikinci kızım da Yin Yang. Yin Yang'i çok şanslı ki sahiplendi. Bizim evimize çok ciddi bir neşe ama daha da önemlisi bir evlat sevgisi veriyor bir ikinci bir defa. Kendisi son derece oyuncu ve tatlıdır. Evimizi, yuvamızı sizinle paylaşmak benim için çok büyük keyifti. Konuk olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum ve umuyorum en kısa sürede tekrar görüşeceğiz.